Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. İstanbul'daki görüşmeler sonrası Türkiye'den son dakika Rusya açıklaması. Değerli izleyenler, son dakika haberi, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapıldığı belirtildi. Yazılı açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanması, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin Birleşmiş Milletler mekanizması, Libya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır. İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş. Bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. Tarafımızca, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir, görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında yer alan yol haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir. Tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK-YPG, PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda RF ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir. Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadı. Belirtilmiş, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir.